Evet, merhabalar. 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımda 2 yılı geride bıraktık. Evet, bugün dışarıda sizlerle beraberiz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz okul Sinem'in okulu. Evet, hemen konumuza geçelim. Evet, bugünkü konumuz Hollanda'da Paskalya Bayramı. Paskalya Bayramı'nda insanlar neler yapıyor, ne anlama geliyor? Evet, çoğu zaman videolarımda bunu vurguluyorum. Eğer bir ülkeye hızlı alışmak istiyorsanız mutlaka o ülkenin kültürünü tanımaya çalışın diyorum. Bu yüzden de bu videoyu ekliyorum kanalıma. Evet, Paskalya Bayramı ne demek arkadaşlar? Öncelikle Paskalya Bayramı 25 Mart ile 25 Nisan arasında bir tarihe denk geliyor. Her yıl aynı tarihte kutlanmıyor. Dolunay'dan sonraki ilk pazar günü kutlandığı için sabit bir tarihi yok. Şu an Paskalya Bayramı'nın olduğu haftada bu videoyu çekiyorum. Öncesinde bayramdan 40 gün önce bir oruç başlıyor. Bu tabii bizim bildiğimiz manada bir oruç değil ama et gibi, alkol gibi ya da lüks gördükleri bir takım şeylerden kaçınarak oruç tutuyorlar ve sonrasında bayramı idrak ediyorlar. Evet, Paskalya Bayramı'nın yani o pazarın olduğu hafta aslında birkaç gün önemli arka arkaya hemen anlatmaya çalışayım. Bayramdan önceki, pazar gününden önceki perşembe günü Witte Donderdag olarak geçiyor. Yani beyaz perşembe olarak geçiyor. Ve sessiz bir sevinç içerisinde kutlanıyor. O akşam Hazreti İsa'nın öğrencileriyle ya da havarileriyle son kez yemek yemesi ve onlara tekrar onların yanında olacağına dair, destek olacağına dair söz vermesi sessiz bir sevince sebep olduğu için Witte Donderdag deniyor. Ertesi gün Hude Freitag yani iyi cuma, o gün Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği ve öldüğü gün olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda resmi tatil. Ertesi gün Stilzaterdag deniyor. Yani bayramdan bir gün önce. Neden sessiz cumartesi deniyor? O gün kiliselerde çan çalınmıyor ve Hazreti İsa için kiliselerde dualar yapılıyor. Ve asıl bayramın kutlandığı pazar günü, yani Paskdag deniyor burada. Bunun Paskalya'nın birinci gününde Hazreti İsa'nın tekrar mezarından dirildiği gün olarak kabul ediliyor ve bu bir sevinç içerisinde, bir bayram şeklinde kutlanıyor ve Paskalya'nın birinci günü oluyor. Bir de arkadaşlar Paskalya'nın ikinci günü var, hemen ertesi günü pazartesi. O gün de resmi tatil olarak geçiyor. Pazar günü genelde aileler bu bayramı kendi içlerinde, evlerinde birlikte yemek yiyerek ya da kahvaltı yaparak kutluyorlar ama pazartesi daha çok dışarıda bir takım sosyal etkinliklerle bugünü kutluyorlar. Tabii bu yıl farklı bir yıl olacak. Koronadan dolayı bütün kutlamalar iptal edildi, bütün etkinlikler iptal edildi. Belki çoğu insan ailesiyle, o geniş ailesiyle birlikte bile bir belki yemek yemeyecek. O anlamda çok farklı bir Paskalya Bayramı olacak Hristiyanlar için. Evet, Paskalya Bayramı denince bir de akla iki şey geliyor. Biri yumurta, diğeri de tavşan. Paskalya Bayramı'ndan bir ay önce, belki de 1,5 ay önce arkadaşlar, marketlerde yumurta çikolatalar yerini alıyor. Hemen şu şekilde gösteriyorum. Biz de bunları çok seviyoruz. Maalesef Paskalya döneminden sonra bu yumurtalara ulaşmanız mümkün olmuyor. Marketlere sadece o dönem geliyor. Peki yumurtanın anlamı nedir? Aslında yumurta Hazreti İsa'nın dirildiği sırada o boş mezarı temsil ettiği söyleniyor. Farklı rivayetler de var ama Paskalya'nın vazgeçilmez bir unsuru olmuş yumurta. Özellikle çocuklar yumurtayla sevindiriliyor. Paskalya döneminde yine yumurta boyama etkinlikleri yapılıyor ve yumurta bir vazgeçilmez olmuş Paskalya için. Peki bu yumurtayı kim getiriyor? Tavşan getiriyor. Tavşan aslında dini bir figür değil ama sonradan Paskalya'nın içerisine girmiş. Örneğin çocuklara bu yumurtayı tavşan getiriyor. Bu dönemde çocuklara Paskalya tavşanı ve yumurtalar hediye ediliyor. Bu şekilde yumurta ve tavşan Paskalya denince akla gelen iki önemli şey oluyor. Evet arkadaşlar, çok karıştırmadan anlatmaya çalıştım. Evet, bu pazar Paskalya Bayramı. Ben öncesinde eklemek istedim. Umarım bu video açıklayıcı olmuştur. Umarım bu dış çekim hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.